Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yepyeni bir yıl. 2021 ve Müzik On Air Instagram profilinden ben Ozi. Bir Ozi ile Türkçe rock sohbetleri için daha karşınızdayım. Herkese mutlu seneler, iyi seneler, sağlıklı seneler, bol işli, bol para kazançlı seneler, sevgi dolu, sıhhat dolu seneler diliyorum öncelikle. Hepiniz sohbete hoş geldiniz sevgili dostlar. Her pazar biliyorsunuz. Artık Müzik On Air Instagram profilinden Ozi ile Türkçe rock sohbetlerini gerçekleştirmeye başladık ve devam ediyoruz. Önce Sis'le açtık, sonra Hayve grubuyla beraberdik. Bu akşam da efendim Tears grubundan Özgür Öztürk'le beraber olacağız. Siz yavaş yavaş burada çoğalmaya başlarken ben de Tears grubundan Özgür'ü beklemeye başlayayım. Gelir gelmez de hemen kendisini yayına bağlayalım sevgili dostlar. Yılbaşı bitse de arkamda ışıklarının yanıp söndüğünü gördünüz. Ağacım ayakta dimdik durmaya devam ediyor. Pekala. Museum of Vinyl. Kardeşim hoş geldin. Merhabalar. Azer. Maxi Show. El sallıyorum. Herkese mutlu seneler sevgili dostlar. Güzel güzel mesajlar atın bu akşam. Bu pazar akşamı. Sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği hafta sonlarından bir tanesi. Efendim. 3 Ocak 2021. Hala 2020'deyiz. Tarih yazarken 2020 yazabiliyoruz. Ama 2021 alışacağız. Ona da alışacağız. Bakıyoruz buradan. Tears. Hesabı aktif olduğu an hemen onu yayına alacağız. Bu arada buradan da görebilirim. Ben kendisine davetiye atabilirim. Bakalım kimler var. Önümüzdeki bir saat boyunca buradan TS grubunu tanımaya ve sizlere sevgili Müzik On Air Instagram takipçilerine, izleyicilerine tanıtacağız buradan sevgili dostlar. Davet edeceğim ama bugünlerde yeniden sıklaştı Instagram canlı yayınları. Bu da tabii ki hatlardaki yoğunluğa sebep olabiliyor. O yüzden davet ederken de davet edeceğim kişiyi bazen göremiyorum. Yüklüyor. O yüzden biraz bekletiyorum konuklarımı alırken. Kusura bakmayın. Elle olan bir şey değil. Yılbaşı gecesi nasıl geçti diyeceğim. Herkes evdeydi tabii. Ama sevdiklerinizle bir arada olduğunuzu düşünüyorum. Umarım öyledir. Evet. Birazdan sevgili dostlar Ozi ile Türkçe rock sohbeti için Tears grubuyla beraber olacağız. Çok iyi bir grup. Bilmiyorum dinlediniz mi? Dijital platformlarda var. Şarkıları, albümü de var. Tabii ayrıntıları grup üyesinden, Özgür'den alacağız. Kurucusu kendisi aynı zamanda. Tears grubu olarak şu an dahil olmasını bekliyorum. Evet. Bu Instagram canlı yayınlarında böyle bir durum var. Konuğumuz gelene kadar... Konuğumuz gelene kadar böyle bir geçen sürede değil mi böyle bir bekleme durumu söz konusu oluyor. Evet. Tears'ı bekliyoruz sevgili dostlar. Geldiği gibi de yayını alacağız. Bakalım. Ozi ile Türkçe rock sohbetleri her pazar sevgili dostlar. Müzik On Air Instagram profilinde sizlere bu adresine ulaşmaya devam edecek. Evet. Tears'in gelmesini bekliyorum. Hala ve hala. Evet. Evet.
Mobile gelsin. Şu an bağlıyorum. Evet. Sevgili dostlar. Evet, Tears grubundan Özgür Öztürk karşınızda sevgili abim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben burada İyi ekledim akşamlar boşuna. Burada diliyorum. ekledim boşuna. Efendim? Mesaj gönderiyorum. Mesaj Telefon gönderiyorum. Gelmedi, gelmedi, geç. Gelmedi, gelmedi, geç. Abi şöyle bir şey oluyor. Demin de bahsettim. Canlı yayınlar biraz çoğalınca bu hatlar biraz yoğunlaşıyor haliyle. Evet. Böyle bir sıkıntı oluyor ama kısa sürede çözdük. Sevgili Özgür Öztürk, abicim öncelikle mutlu seneler diliyorum. Bilmukabele çok teşekkür ederim. Bilmukabele çok Ben de teşekkür ederim. Ben de katılımcılara, başta katılımcılara, başta sana sana huzurlu, huzurlu, sağlıklı bir sağlıklı 2021 diliyorum. bir 2021 diliyorum. Tamam. Hemen ben de çok teşekkür ediyorum. Ses dönüyor deniyor. Ben de hemen kulaklığı takayım bakalım onu çözmeye çalışalım. Evet. Ben de kulaklığı taktım. Yankı yapabiliyor, eko yapabiliyor bazen. Şu anda yapmıyor sanırım. Tamam. Evet. Sesiniz gayet iyi geliyor. Abi selamlar. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. İşte böyle bir ortamda nasıl olacaksak hep beraber. Evet. İyi Malum. diyelim, iyi olalım. Bu arada arkada ufaklıkla fotoğraflarını görüyorum. Dikkatimi cezbetti. Evet. Onu da inşallah bakalım, o da geriden yetişiyor. Maşallah, maşallah. Bir Allah tane bağışlasın. daha var, o küçüğü. İki tane var. Aha. Maşallah. Güle güle Sağ olun. büyüsünler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Pekala sevgili dostlar. Tears grubundan Özgür Öztürk'le beraberiz. Bilmiyorum belki de şu an yayını izleyenlerden birçoğunun yaşı tutmayabilir. Çünkü çok yeni bir grup değil. Bilindik bir grup. Aslında eski bir grup. 94 yılından beri aslında müzik yapan bir grup. 94'te yayınlanan bir albümleri var. Daha sonra bir sessizliğe gömüldüler. Grup üyelerinde bazı değişiklikler oldu. Fakat sonra tekrardan Özgür abimizin gazıyla hadi bakalım tekrar Tears geri dönsün. Reunion yapalım deyip tekrardan unutmayayım diye yazdım. Following Portraits of 50 Years isimli albümüyle tekrar hayata geri döndü. Tabii onun dışında ayrıntıları aslında ben bilir kişiden Özgür abimden öğreneceğim. Neler diyebiliriz Tears için? Nasıl başlamak istersin? Biraz istersen böyle bir biyografi verelim sevgili Özgür. Evet, tabii işte 80'lerin ortasını, gençliğimi o dönemlerde yaşadım işte 80'lerin başından itibaren. Tabii hani Evet. herkes gibi işte dünyadaki rock müzik konusundaki öncü işte ekol olmuş grupları işte takip etmekle başladı serüven. 86'da Evet. bir solistlikle başlamıştım aslında ben. Sesim güzel olmamasına rağmen anormal bir işte Iron Maiden hayranlığı ve Bruce Dickinson hayranlığının şeyiyle, etkisiyle kısa sürdü ama o macera. Sonrasında işte gitar çalmaya başlamıştım. Şeyi bilirsiniz, Akbaba grubunu eskilerden. Tabii. Akbaba'nın Tabii. gitaristi benim mahalle arkadaşımdır Serhat Çiftal, çocukluk arkadaşım. İşte ondan aldığım derme çaplı bir akustik gitarla kendi kendime işte çalışmalara başlayarak işte gitar öğrenmeye başlamıştım. Sonra 80'lerin sonunda da üniversite hayatımız varken, üniversiteye devam ederken işte Tears isimli grubu oluşturmuştuk. O zamanki davulcumuz şimdi çok farklı mecralara yelken açtı Ergün. Uzak Doğu spor eğitmeni oldu. Ondan sonra işte Sinan vokale geçmişti. Şimdi Amerika'da yaşıyor. Cenap işte Yalova'da yaşıyor. Şu an bas gitardaydı. O ekipten 4 kişi olarak başlamış ve üniversite konserleri daha çok yapıyorduk. İşte İTÜ'de, İstanbul Üniversitesi'nde. Sonra hani az önce girizgah yaparken 94 senesinde müziğe başladı. Aslında 80'lerin ortası müzik hayatı başlıyor. Evet. 94'te albüm çıkıyor. Tears We Albüm Rock diye çıkıyor. çıkıyor. Pardon. Aynen. O şekilde cereyan etti. Tabii aslında enteresan benim için bu iki albüm arasında tabii 25 sene var. 1994 senesinde yani biz o zaman işte Tears olarak ilk albümün kayıtlarına başladığımız zaman rahmetli Doruk abi, Doruk Onatkut, SKS stüdyolarının sahibi, yüksek sadakat grubunda Uğur'un da babasıdır, rahmetli oldu.
Evet. Onun Allah rahmet eylesin. Onun bizi böyle şey yapmasıyla, iteklemesiyle ondan sonra illa o zaman hatta 90'ların başı şeydi. Bu özel radyolar pıtrak gibi çoğalmıştı. Biraz da işte gitar sesinin daha fazla pop müziğin içinde yer almaya başlamasıyla işte bir cesaret gelmişti o insan. 90'ların başı falan bayağı şey verimliydi Türkiye'de rock müzik olayı. Rahmetli evet. Doruk abi de bizi şey yapmıştı bayağı. İlla yapacaksınız bir albüm yapacağız falan. Halbuki hatta şeydi biz o zaman sadece solist Sinan'la beraber iki kişi yani bas gitarı da ben çalmıştım zaten. Kendimize kayıt yapar işte ileride anı olur işte bir kenarda durur falan diye başladı o fakat bir anda öyle bir olaya büründü ki albüm yapılacak 93 yazıydı bu dediğim o zaman işte iki parça kaydetmiştik o albümde Wings of Dreamland ve We Are All Alone isimli parçalar derken hı hı. Bir dönem Pentagram'ın da gitaristliğini yapmış olan Ümit Yılvar kardeşim 93 25 Eylül 1993 senesinde Siirt'te şehit oldu. Görevinin bitmesine. Bu arada abi araya gireceğim. Tabii. Müsaadenle bu arada araya gireceğim. Seni çok büyük keyifle dinliyorum. Öncelikle onu bilmeni isterim. Bu bir. İkincisi tarihleri aylarıyla beraber, yıllarıyla beraber aklında, hafızanda olması da çok iyi bir şey. Yani müthiş, müthişsin. Günüyle, ayıyla ve tarihiyle hani derler ya 90'lı yıllarda falan. Yok abi diyor ki 11 Mayıs 1992 diyor mesela. Öyle yani. Süper. Yani ben o buyur günü, devam edebilirsin. O günü unutamam. Ya benim için çok acı gün hala bile. Şu an bile sesim titriyor yani. O gün aklıma evet. Geldiğinde hiç unutmam. Bende bir de bir futbol manyaklığı vardır. Beşiktaş manyaklığı da vardır. İşte sürekli maçlara giderim falan. O dönemler işte İnönü Stadı bilmem ne. Tabii o 90'ların başı öyle cep telefonu falan yok. Yani o şeyde işte ev telefonları tabii. Tabii. Hiç unutmuyorum. Yine böyle kötü geçen bir maç sonrası eve geldim. Dedi babam bana o zaman şeyi söyledi. Sen dedi Hakan Utangaç diye biri aradı dedi. İşte bir seninle acil görüşmesi gerekiyormuş. Ondan sonra Hakan da çok iyi dostumuz bizim. Çok eski. Pentagram işte Cenk, Hakan falan iyi arkadaşlarımız. Tabii. Açtım tabii. Telefonu Hakan ama yani bir şeyle yani bir şüpheyle hani pazar günü işte maç sonrası falan filan bilmem ne derken zaten canım sıkkın dedi Ümit'i kaybettik. O anda da yani film koptu bende. Ondan sonra işte o albümü gittik işte cenazesinde bulunduk falan. Evet. Tabii müzikal zevkler işte gitaristlik işte rock heavy metal işte o konuyla ilgili acayip işte fikir alışverişinde bulunduğum bir dostumdu. Kardeş gibi sevdiğim biriydi. Dolayısıyla bu albümü de bitirince çıkarken Ümit'in anısına atfettik. Yani ona adadık albümü. Evet. Hatta şimdi Flatline vardı. Ortaköy'de Flatline Bar vardı. Onda da tanıtım konseri. İstanbul'un en efsane köklü mekanlarından birisiydi tabii değil mi? Evet, evet. Yani işte orada da tanıtım konserini falan yapmıştık. Hala unutamam. Tüylerim diken diken oluyor. Hani anneciği de gelmişti konsere. Yani sonuçta heavy metal konseri işte orada yapıyorsunuz. Gitti. Kadıncağız gelmişti. Hatta özel izin istemiştim. Hani şey gibi bakılmasın konuya. İşte popülizm yapılıyor falan filan. Hayır yani sonuçta hissettiğim benim. Canım kardeşim bir adamdı. Neyse yani o albüm o şekilde çıktı. Ama yani tabii şey nasıl söyleyeyim. Türkiye'de o yıllardan itibaren işte 80'lerin ortası, 90'ların başı, devamı da gelişen şeye baktığımız zaman malum hayat gailesi bir takım şartlar sizi başka yollara da götürüyor. Tabii. Çünkü yani müzik işi artık dünyada da öyle zaten. Yani belki ileride daha geniş değiniriz bu konulara ama hayatınızı kazanamıyorsunuz o işten. Hele bir de yaptığınız tür itibariyle gürültülü, distorsiyonlu, işte gürültülü amfilerle falan hani bu işi yapmak falan biraz daha şey sıkıntılı bir hal alabiliyor. Dolayısıyla o albümü çıkardıktan sonra yine birkaç konser yaptık. Sonrasında da işte ekipteki arkadaşlarımızla farklı farklı işte projeler, işte askerliğe gelen oldu, başka işlere girenler oldu derken bu iş motivasyon işi. Bu iş tutku işi. Yani dolayısıyla hı hı. O noktada sekteye uğradığınızı düşündüğünüz anda maddi manevi böyle maalesef bu paralar girebiliyor. İşte tabii aradan geçti. Bu süre içerisinde koptum mu müzikten? Yok yani hep hayatımın olduğu bir şekilde.
O albümde de zaten işte davul mesela yoktu o zaman. Canlı davul çalmamıştık. İşte ben yazmıştım davulları falan. O Winds of Dreamland albümde. Makineyi ben programlamıştım. Parçanın trafiklerini falan. Davulcu gibi düşünmeye çalışıyorum zaten. Hani işte ayak hareketi falan, el hareketleri. Böyle bir ara oldu. Ama 2000'li yıllara girerken özellikle hatta bir dönem şeydi 1990'lı yılların ortaları 96 senesi falan işte 94-95 arası ben askerdeydim. Döndükten sonra ne olduysa bende bir şey oldu. Hani bıraktım yani. Her şeyi bıraktım. Yani bir ara evime gelen kişi müzik yaptığına dair bir ize bile rastlamıyordu o derece. İşte eşimle tanıştıktan sonra işte sağa sola gidiyoruz falan. Tabii millet televizyonda rock market falan işte programlarında gördüğü için sağda solda çeviriyorlar, imza istiyorlar falan. Eşim de şaşırıyordu. Ne iş falan filan gibi. Ondan sonra yani söylemiyordum bile. Yani çok konuşmuyordum o şey dönemler hakkında fazla. Sonrasında işte 2000'li yıllarda dedi senin dedi böyle bir yeteneğin varmış dedi. Nasıl dedi böyle bir şeyden vazgeçersin falan gibi şey yaptı. Hadi dedik bir daha geldi gitar. Ama geliş o geliş ondan sonra koptu film bende tekrardan. 2000'li yılların ortaları da işte böyle biraz dirilmeye çalışmakla geçti ama enerji işte maalesef o motivasyonu yakalamak çok kolay bir şey değil. Sonuçta işte ekmek paranız, işte çalıştığınız işinizin hayatınızdaki yeri falan bütün bu faktörler engelliyor. Ama tabii 2011'di yanlış hatırlamıyorsam evet 2011 Ağustos ayında işte bir önemli bir ameliyat geçirmiştim başımdan. Ondan sonra o iş bittikten sonra o gün dedim ki mutlaka seni hayata bağlayan, motivasyon sağlayan şeyler de hayatında olmaya devam edecek. Nedir bu? İşte tutkuların gitar, Fender Stratocaster'ın elinde olacak. İşte amfini açacaksın falan derken tekrardan başladık. Ufak ufak işte riffler, parçalar bilmem ne falan yazdıktan sonra İşte en son geçtiğimiz seneye kadar geldik. 2017 senesi itibariyle işte orada dedim ki o arada tabii şey bazı cover gruplarında falan da bazı projeler icra ettik. İşte şu an Saints and Sinners grubunu biliyorsundur zannedersem. Onun evet. Başçısı Erhan çok yakın dostumuzdur. O işte Onur beraber bir 5 kişilik bir ekip böyle daha çok işte British tarzı müzikler işte Deep Purple, Rainbow, İşte Iron Maiden, Ozzy Osbourne'lar falan çaldığımız bir cover grubu yapmıştık kısa sürede. Shaft'ta falan sahne almıştık o zaman kapanmadan önce Shaft. Ama bir müddet sonra şunu gördüm ki cover bana göre değil. Yani vakit ayırabildiğim süre hani derler ya tek atımlık bir kurşunum var, mermim var. Bunu da bir şey için kullanabilirim müzik anlamında. Bunu da kendi eserlerimi icra etmek. Yani cover yapmak değil ama kendi eserlerimi icra etmek şeklinde. O yüzden rotayı albüm tarafına çevirdik. O noktada da yine yakın dostlarımdan Tanju Eren, müzisyen. Kendisine hakikaten burada tekrar teşekkür ederim. Bilmiyorum şu an burada mıdır, soruyordur ne zaman çıkıp başlayacak falan filan diye ama inanılmaz bir insan. İnanılmaz bir zeka. İnanılmaz bir motivasyon kaynağı. Böyle bir an olur ya insanların hayatında hepimiz yaşarız bunları. Depresif anlar, vazgeçme noktasına bir yere kadar getirdikten sonra vazgeçme. O durumlarda devreye girip hadi oğlum sen ne yapıyorsun hadi bakalım. İşte hani sırtına vuruyor bir iki tane. Albümün mix ve mastering işlerini yaptı. Güzel iş çıkardı. Tanju abi geldi bu arada bak. Öyle mi? Mesajını gördüm altta. Sen de görmüşsündür. Evet, evet. Tanju abi merhaba. Evet, hoş geldin. Fark ettim. Gerçekten hoş geldin abi. Çok enteresan bir zeka. Enteresan bir kıvraklık. Konuya ele alış şekli. Konuya bakış açısı. Çok dertleşmişimdir de kendisiyle. Bu işi icra ederken. O dedi ben de üstleneceğim bu albümü yapmak için. Çünkü bir de 50 yaşı devirdik. Yarım asrı devirdik. Hani flowing portraits of 50 years ifadesi. Değil mi? O 50 oradan 50 mı geliyor 50 abi? Benim yaşımdan geliyor. Yani çünkü maşallah. Flowing portraits işte kayan portreler, akan portreler. İşte 2017 gibi kayıtlara başladım ben. Tabii eskiyle karşılaştırdığımızda eskiden stüdyolara gidiliyordu. İşte orada kiralıyordunuz işte odaları falan filan. İşte amfileri mikrofonlayıp falan çalıyordunuz. Şimdi tabii işler çok değişti. Şimdi teknolojisi, bilişim dünyasıyla birlikte, gelişmesiyle birlikte bu müzik teknolojilerine de yansıdı.
İşte gitar evet. kayıtlarını evde yapmak suretiyle, işte Tanju ile paslaşarak zaten uzun bir süre birlikte ondan götürmeye başladık. İşte o süreç için 2017'de başlamıştı. 2 sene işte o arada böyle benim inişlerim, kalkışlarım oluyordu. O sıralarda o inişlerde devreye giriyordu. Beni dürtüklüyordu sürekli. Hadi hadi bitireceğiz bu işi falan filan gibi. Derken işte finalize ettik kayıtları. Tabii o yapılış aşamasında bütün besteleri ben yaptığım için işte davullarına kadar falan yazıp her türlü. Ondan sonrasında işte... Abi sen başlı başına grup olmuşsun o zaman. Başlı başa one man show gibi olmuş bu. One man show gibisin yani. Yani işte mesleği iyi yapıyorsun. O içinden geleni yansıtıyorsun zaten. O düzenlemesine kadar yapıyorsun. Tabii bu şey anlamına gelmiyor. Birlikte çalıştığım müzisyenlerin de fikirlerine kapalıyım gibi bir şeyim yok. Öyle bir bakacağım. Hayır, karışamazsınız kesinlikle. Ben bunu nasıl çizdiysem böyle olacak gibi bir durum söz konusu değil. İşte Mutlu Şengül davulda. Genç bir arkadaş. Kimsenin Hı-hı. tanımadığı mühendis bir arkadaş. Ama enteresan bir kafa yapısı var. Acayip bir zeka var. Müzikal zeka. Davulcu bence çok güzel bir iş çıkardı. Ki bu albümde de dedim kesinlikle canlı davul olacak. Yani o hissiyat o çok önemliydi. Ondan sonra bas gitara bizim albümü çıkardığımız Sabih abinin şirketi Sabih Cangil Production. Oradan çıkmıştı zaten bizim albümümüz. Bu arada Sabih abiye de buradan bir selam gönderelim. Bu canlı yayına da vesile oldu. Sağ olsun. Çok saygı duyduğum sevgiler. İnanılmaz bir insan, inanılmaz evet. bir karakter gerçekten. Onun grubunda işte bas çalıyordu Cenk Tarhan. Beraber biliyorsun Tanju Eren, Sabih Cangil, ben onlar beraber işte aynı ekipte çalıyorlar. Tabii. Ondan sonra bir gün işte biz Ra aslında... vardı tabii değil mi? Ra çok eski o 80'lerde. Tabii. 70'li 80'lerin efsanelerimizden. Tabii. Dolayısıyla Tanju bir gün bana dedi ki ya dedi sen dedi fazla debelenme dedi. Al dedi bu Cenk yapsın senin bas gitar kayıtlarını falan. Tamam. İşte Cenk de zaten geldi şu an el sallıyor oradan. Yorumdan Cenk de geldi. Evet. İyi Cenk lafının üstüne gelirmiş deyip Cenk dedin el salladı adam. Evet. Yani Mutlu Davul'a geçti. Onunla uzun süre gittik işte birebir çalıştık parçaları. Sonra Cenk geldi. Ve Cenk yani hayatımda tanıdığım enteresan insanlardan biri. İnanılmaz bir rock and roll enerjisi var adamda. Yani mesela provaları bile konser gibi yaşıyor adam. Böyle bir enteresanlığı var. O da korkunç bir itici güç yani yanında sahnede öyle birinin olduğunu bilmek bile acayip şey yapıyor. Evet. Sizi gazlıyor feci derecede. Her gruba lazım öyle bir şey. Her futbol takımına da her rock grubuna da değil mi? Kesinlikle. Dolayısıyla o da müthiş bir iş çıkardı albümde. Hakikaten gümbür gümbür bas gitarını çaldı albümde. Ve Can Asil Özmen. Hı hı. O da Kurşun Asker grubunun vokalistiydi. Ama ben onu 2000'li yılların ortalarında tanımıştım. O zamanlar hani demin dedim ya dirilmeye çalışıyordum da beceremiyorum falan filan. Yani o eski şeyi getiremiyoruz bir türlü. O dönemlerde tanışmıştık ama tabii ben yine ara uzun gelince kopmuştuk. Sonra aklıma geldi. Ses rengini çok seviyorum ben onun. Ona da dedim evet. ki o da böyle. O da işte motor biner falan böyle işte Beşiktaşlıdır bilmem ne falan filan. Kalktım dedim ya böyle bir şey var. Hani albümde sen söyler misin? Olur abi dedi. Tamam çıktık gittik verdik parçaları. Zaten albümde bir intro var. Flowing Portraits of 50 Years. Bir giriş var. Sonra gerisi 8 tane parça. 4'ü İngilizce 4'ü Türkçe. Artık 4'ü Türkçe. Yani artık bitti ve İhanet adlı parçaların sözlerini Asil yazdı. Diğer bütün şeyler sözler yani yorumlar falan besteler her şey benim. Pardon özür dilerim. Bir de Cehennem adlı parçamız var. O da benim yine çok eski arkadaşım Tolga Dördüncü. Bir dönem bir cover projesinde yine birlikte çalışmıştık. Onun sözlerini o yazdı. Bütün besteler bana ait. Onun dışında da kalan 5 parçanın sözleri de bana ait. Ve Asil girdi gerçekten. Hani hatta işte vokal kayıtlarını yapmaya gittiğimizde yine Tanju vesile olduğu stüdyoya Etiler'de kaydetmiştik. Hatta bir gün her yerde adlı parça var. Eşime yazdığım parçadır o. Albümün ikinci parçası. Intro'dan sonra işte Losers diye başlıyor. Sonra her yerde diye parçamız var. İnanılmaz hissederek söyledi. Yani belki o kendi normal performansını sergiledi ama gözümden yaş aktı. İşte Tears.
Yani o şeyi güzel hissettirdi. Yani parçayı çok güzel söyledi. Çok güzel okudu. O yorumun falan filan, vibrasyonlar sesindeki sesini çok iyi kullandı. Hakikaten bütün arkadaşlarıma, yani albümde çalan bütün arkadaşlarıma müteşekkir bence. Çok güzel bir eser oldu. Harika. Harika bir hikayesi varmış. Bu arada abi, o zamanlar tabii Hates Records vardı ve işte 94'te yayınlanan albüm oradan yayınlandı. Winds of Dreamland. Yes. Hatta yayından önce sana da sordum abi, bunun sende kaset kopyası var mı diye. Bu arada unutma onu, bulursan ben bir tane kopya istiyorum senden. Onu bir söyleyeyim. Bu hafta onun dışında tek... sen ona bir bak. Zaten haberleşiriz. Ben aslında şunu merak ediyorum. Tekrardan remastering yapılıyor bazı albümler. Çünkü 94 dediğimiz şey dün değil. Bayağı geçmişte. Ve özellikle koleksiyonerler için, Türk rock müziği takipçileri ve dinleyicileri için de koleksiyoner değeri, arşiv değeri yüksek bir albüm olduğunu düşünüyorum. Winds of Dreamland'in. Yeniden bir firmadan hard copy olarak bunu tekrardan bir basmak CD formatında mümkün müdür acaba? Şimdi şöyle, onu, o albümü biz makaraya kaydetmiştik. O işte var ya, koca koca bantlarla dönen. Tabii analog, onlara, büyük analoglar. Onlara kaydedilmişti. Onun mastering, aslında master şeyleri var, bantları var. Hatta Sabi abiyle konuşmuştuk, Tanju ile falan konuşmuştuk. Acaba buna bir şey yapabilir miyiz? Çünkü bizim bu son albüm çıktıktan sonra özellikle bu sosyal medya hesaplarından özel mesaj yazıp şey yapanlar var. Yani o albümü de istiyoruz falan, işte CD olsa, işte plak olsa falan. Birçok insan bu 94'te yayınlanan Hates Records'tan yayınlanan bu kasetin peşinde. Arşiv değeri var. Şöyle ilginç bir şey söyleyeyim. eBay.com'da bir tarihte açık artırmayla böyle gözlerinin fal taşı gibi açılacağı şey fiyatlara satıldığına ben şahit oldum. Yani, doğrudur. Yani doğrudur. Şey, Türkiye'de değil bu arada. Yani yurt dışında bir yerde bir yabancı adamların eline geçmiş bir açık artırma yapmışlar. Tabii. Falan. Tabii yani, abi, orada da Türk rock takipçileri var. Adam Portekiz'de ama Türk rock gruplarını topluyor yani mesela. Doğru. Evet, haklısın. Bir de şey için, son albümün hikayesiyle ilgili önemli bir şey. Zaten aslında üçüncü albümü de yapmaya bu yüzden korkuyorum. İlk albümü... Ben bu arada Özgür abi, çok pardon, yine araya gireceğim. Ben aynı şeyi bu arada yeni 2020'de yayınladığınız albüm için de soracaktım. Yani bunun da bir hard copy'si gelir mi diye de. Diğer sorum da oydu. Oraya da geleceğim. Esas bir enteresanlık albümlerle ilgili. İlk albüm, hani dedim ya, şehit kardeşimi alamıştık, Ümit'e. Evet. Bu Flowing Portraits of 50 Years'ın da albüm kapağı yine kardeş kadar sevdiğim bir dostuma aitti. Cem Serenli. Fotoğraf işine merak sarmıştı. Onun çektiği bir fotoğraftı albüm kapağı. Hatta konuştuk işte, anlaştık falan, verilmedi. İzin istedim kullanmak için falan filan. Tam başladık, albüm çıkacak. Maalesef trafik kazasında kaybettik. Ataşehir tarafında işte bir kendisi yaya bir taksi çarpıyor. Kaybettik yani. O da bir enteresan. Bu albümde onun anısına adamdı zaten. Albümde zaten daha çıkmamıştı henüz. İşte kayıtları bitti, şeyleri hazırlıyorduk falan. Yani üçüncü albüm yapmaya korkuyorum açıkçası. İşte ben de onu diyecektim abi. Allah korusun yani, her albümde böyle bir şeyler yaşanmış ya da denk gelmiş diyelim. Maalesef. Evet. Tabii hard copy olarak yayınlanacak mı? Evet, bu soru çok soruluyor. Şimdi hiçbir şey 80'lerdeki gibi değil. Yani bugün işte albüm yayınlıyorsunuz. Herkes artık müziği, şu an kulaklığımızı taktık ya biz de kulaklıklara, işte herkes burada dinliyor artık. Yani işte evlere artık büyük müzik sistemleri falan filan pek alan yok. Veya fiziki, tabii ki bu işin çok fanatikleri, meraklıları var. İşte plak tekrar hortladı. İşte CD'ler alan bir kitle var hala, para ödeyerek. Açıkçası biz şey yapmadık. Yani fiziki bir kopya şeklinde planlamadık. Çünkü her şey dijital ortamda dinleniyor diye. Zaten bir de yapıyorsunuz, ona bir yatırım yapıyorsunuz. Yani belki çok atladı ve çok büyük paralar değil belki ama. Zaten albüm yayınlıyorsunuz, ertesi gün
işte hacker sitelerinde açmış millet yayınlıyor. Yani bizim bu halimde öyle oldu. Yani yayınlandı işte Spotify, işte Apple falan, oralarda YouTube'da falan çıktıktan sonra tam bir gün sürmedi. Ertesi gün Rus hacker sitelerinde çatır çatır bu şeye açılmıştı MP3'ler. Artık bu iş yani dünyanın gerçeği. İşte kimse, hiç bu endüstri bütün dünyada bunlarla artık mücadele edemiyor. Sadece bu işten nasıl bu iş nasıl avantaja çevrilirin hesabı peşinde insanlar. Açıkçası eğer bu salgın süreci işte bitip de normal hayatımıza dönebilirsek o noktada planladığım bazı şeyler var. Sınırlı sayıda da olsa bir fiziki olarak bastırma gibi niyetimiz tabii var. İşte klip yapacaktık, hepsi yaptı. Çünkü albüm Şubat 2020'de evet, çıktı. Düşün yani neredeyse tabii. Bir sene olacak. Evet, bir sene olacak. İşte klip planlıyorduk, tanıtım konserleri, hatta Türkiye genelinde işte birkaç önemli şehirde falan o tip şeyler planlarken provalara başladık. İçeri kapanmak zorunda kaldık işte Mart'ın ortalarından beri. Her şey ikinci. Evet. Ama var, niyet var. O fiziki konuda. Evet. Yani en azından artık evet. Şöyle, ilk albüm için de yani sanırım onu Sabi abi ve Tanju ile çok konuştuk. Sordum yani nasıl yaparız, ederiz falan ama sanırım şu an o elindeki mevcut, şu an sahip olduğum materyalleri tekrardan remaster yapacak bir şey yok. Yani öyle bir imkanımız yok gözüküyor. Ama yani çok da şey olursa albümü bir tekrar baştan aşağı çalabilirim yani tekrar. Bilemiyorum. Yeni soundla yani tekrardan yapılabilir belki. Slash is real. Sizin kasetinin onda olduğunu söylüyor. Kıskandım. Bu bir. İkincisi, umarım seneye böyle şeyleri yapma şansınız olur, bekliyoruz diyor ama galiba Slash is real 2021'den bahsediyorsun değil mi? 2022 değil bahsettiğin yıl herhalde. Seneye dediğin herhalde bu yıl içerisinde umarım yapabilirler değil mi? Ben öyle isterim. Geçen sene Mart ayında konser planı demiştiniz gibi bir ifade kullanmış. Evet öyleydi. Zaten. 2019 Mart'tan bahsediyor. O bahsettiği 2019 Mart galiba. Yok, 2020 Mart'tan bahsediyor. 2020 Mart. Tabii. Çünkü albüm 2020 Mart. Şubat'ta çıktı. Mart'ta biz işte provalara başlamıştık. Yoğun provalara başlamıştık. Bak yazdı zaten. Nisan, Mayıs falan işte niyetimiz vardı ama malum kapanmak tabii zorunda kaldık. Gerçi, Slash is real, sen girememişsin. Yeni yıla girememişsin daha. Hay Allah. Evet. Dinliyorum abi. Yani neticede işte bakalım inşallah. Yani ortamlar artık müsaade ederse. Gerçi sektörde böyle bir ortamda da kendi çözümlerini üretiyor. İşte yani seyircisiz ekipmanlar falan, bayağı sistemler, kameralar falan kurulup mekanlar kiralanıyor. İşte geçen akşam şeyim vardı. Destruction. Ben hastasıyım da Trash. Destruction Alman. Trash metal seviyoruz değil mi? Feci. Almanlar özellikle. Crater Destruction ikilisine yani taparım. Crater hastasıyım abi. Bugün Outkast albümünü dinledim ben de evde. Evet. Yani onlar çok iyi. Gayet iyi. Dolayısıyla işte bakalım. Yani vardı, yapmışlar. Yani belki biz de belki o tip çözümler üzerinde düşüneceğiz. Ama tabii işte mekan çok önemli. İşte ekipmanları kuracaksınız falan filan. Bunlar ciddi şey, yatırım. Yani Türkiye'de maalesef bu tip yani ağır hobi diye nitelendireceğimiz işler pahalı. Pahalı bir de yani hani hep soru işaretleri. Verilen emeğin karşılığının da net alınamadığı, alınıp alınmayacağında emin olunamadığı da bir sektörümüz var. Yani bir kişi, iki kişi de sahneye çıkmıyorsun. Üç kişi, dört kişi, beş kişi, bazen daha fazla sayıda. Her birinin enstrümanı, ışığı, sesi, mekanı, seyirci geldi mi, gelmedi mi, bilet kesti mi, kesmedi mi, kaşeyi alabildin mi, alamadın mı falan filan, böyle ince hesaplar vesaire. Araya da giren pandemi iyice tabii sekteye uğrattı. Özellikle müzik ve eğlence sektörünü. Umarız işte şimdi aşılar falan geldi deniyor abi. Yani 2021'de biraz daha hafifleyeceğini artık istiyorum, arzu ediyorum yani. Bilmiyorum, bir öngörün var mı konuyla alakalı ama sanki artık böyle bir Mart-Nisan gibi bir yumuşasa artık yavaştan fena da olmayacak. Vallahi yani öngörüm tabii yani var. Hissediyoruz en azından bir şeyleri. Ya bu konu
çok şey, işte şimdi mutasyona uğradı deniyor. Yani bu kolay kolay hayatımızdan çıkmayacak. Yani ben bu işin en başından beri söylediğim hep o oldu. Kişisel olarak bağışıklık sistemini çok kuvvetli tutmak durumundayız. Çünkü virüs dediğimiz şey işte şekil değiştiriyor, mutasyon oluyor işte neyse o bilimsel tabii açıklaması. Yani hastalık dediğimiz kavram sürekli. Bugün işte COVID dediğimiz şey işte Z türünün, hani bu işi geçirenler var, çevremde de var. Z türünün 10 katı diye tanımlıyorlar. İşte belden aşağım tutmadı falan diyorlar. O süreyi öyle geçirmiş olanlar var. Yani her bünyede farklı farklı reaksiyonlar veriyor. Yani benim şahsen 2021'de ilk 6 ayda bir beklentim yok. Yani bu böyle devam eder bu şekilde. Zaten 6. aydan sonra yani hangi mekanizma çıkacak insanlara diyecek. Evet, tamam, normale dönebilirsiniz. Ve buna bağlı olarak insanlar güven duyacak. Muhtemel, ben tabii müzik tandanslı konuşursak, organize edilmesi muhtemel konser etkinliklerine kaç kişi güvenip gelecek? Bir de böyle bir şey var. Az önce bir ifade kullandım. Az önce bir ifade kullandım. Emeklerinin karşılığını almak. Şimdi bu maddi, bunu kastediyorsak, maddi anlamda para kazanmak, hayatını çevirmek diye bunu bahsediyorsak, tabii biz tabii şey, yani rock müzik çerçevesinden şimdi konuşuyoruz bu olayı. Tabii müzik dediğimiz kavram acayip geniş. Yani pop var, türküsü tabii, var, tabii. Her türlü var. Müziği icra edenler var. İşte cover çalanlar var, eşlik sanatçıları var. Herkesin hayatı çok olumsuz etkilendi bu noktada. Ben hani bu işten para kazanan biri değilim. Buna bağlı yaşamıyorum. Benim için son derece tutkulu olduğum bir ağır bir hobi. Yani icra etmeye çalıştığım eserleri de olabilecek en iyi şekilde sunmaya çalışıyorum imkanlar el verdiği sürece. Dolayısıyla hani yine de hani söyleyeceğim bu konuda, hatta biz Tanju'yla da çok konuşuruz, tartışırız. Yani para kazanmaya niyetin varsa müzikle uğraşma falan noktasında hemfikir oluyoruz. Başka şeyler yap falan. Yani çünkü yok artık dünyada da ben çok fazla hani Iron Maiden bugün stadyum mesela, stadyum konseri olsa o stadyumu tek başına yani doldurabilecek kaç tane grup var? İşte tabii kesinlikle. Metallica doldurur. Tabii. Slayer tekrar başlarsa Slayer doldurur. İşte Iron Maiden. İşte Megadeth yani doldurur. Bu kadar. Başkası yok. Tabii. Bunlar. Tabii ki. Yani ki international bazı gruplardan bahsediyoruz. Türk gruplardan ne yazık ki üzülerek şu an bahsedemiyorum. Yani şu grup çıkar da stadyum, tek başına stadyum doldurur bir Türk grubumuz yok. Keşke yani olsa. Kotarmaya aday işte dostlarımız Pentagram, hani bu konuda şey, Türkiye'de biliyorsunuz malum. O potansiyel var. Hatta Bostancı Gösteri Merkezi'nde çok uzun yıllar ara verdikten sonra vardı ya bir geri dönüş konserleri meşhur. Tabii. İğne atsan yere düşmüyordu mesela. O kadar kalabalıktı ortam. Ama yani tabii şey. Bu arada olmasını istiyoruz tabii. Yani abi ben bir grubun, bir Türk rock grubunun böyle Metallica gibi ya da işte belki çok üst level örnekler veriyorum ama bir Iron Maiden gibi ya da işte Roger Waters gibi böyle çıksın ve 45 bin kişi kapasiteli bir stadı doldursun. Yani Mor ve Ötesi niye yapmasın, Pentagram niye yapmasın, Duman Athena niye yapmasın vesaire. Tears neden yapmasın? Yani tabii ki isteriz ama dediğin gibi kolay bir iş değil. Yok malum. Yani artık şey, bu işlerde özellikle sosyal medya, yani dijital dünyanın bu kadar gelişmiş olmasıyla yani inanılmaz tüketiliyor. Yani yaptığınız yeni parça diye koyuyorsunuz, 3 gün sonra çöp diyorlar parçaya. Yani eskidi diyorlar falan 3 gün sonra. Abi bir yani de şöyle bir durum var bak, ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. O 3 gün sonra öldü diyen de çok var ve çok ukala da var, biliyorsun bunu sen de. Ve bizim zaten ülkecek en büyük sorunumuzu ben sana naçizane özetleyeyim. Bizde herkes her şey. Bizde herkes her şey olduğu için hepimiz teknik direktörüz, hepimiz iyi aşçıyız, hepimiz şarkı söylüyoruz, hepimiz müzisyeniz, hepimiz marangozuz, hepimiz kasabımız, hepimiz her şeyiz ve en iyiyiz. Böyle bir durum olabilir mi teknik olarak? Yani o yüzden de pek ilerleyemeyebiliyoruz birçok konuda. Bugün yeni çıkarttığın şarkı senin için çok değerli, çok önemli ama işte bu klavye slasherleri var abi her tarafta ve abi çok olmamış abi bu falan filan. Hadi lan oradan o zaman gel de yap bir şeyler, anladın mı? Sadece ukalalık ve konuşma üzerine bizim hayatımız geçiyor.
Bir şeyleri yap, ortaya koy, o zaman de ki ulan adam en azından yapmış dersin. Zaten bunu yapan adam da ukalalı ve hadsizliği zaten yapmaz. Hı-hı. Ama yapanlar da zaten enteresan. O yüzden o senin dediğine o noktada kusura bakma katılmıyorum. Ya öyle bir şey kabul etmiyorum. Hani yapılan iyi bir şeyi işte 3 gün sonra da unutuluyor falan. Unutan unutur abi. Ben unutmuyorum. Benim hayatım müzik, senin hayatın müzik. Ben hala gidiyorum kaset alıyorum, CD alıyorum, plak alıyorum. Hı-hı. Abi plak kaldı mı ya, CD kaldı mı ya? Yani sen niye varsın ki? Keşke sen de kalmasaydın diyesim geliyor insanlara. Yani anlatabiliyor muyum? Tabii ki var. Yani bugün bir CD'ye gidiyorsun 100 lira, 200 lira, 300 lira veriyorsun. Onun değeri var abi. Bu bir mesai bu. Plak, kaset bunlar önceden Spotify, Deezer, iTunes ıvır zıvır yoktu ki. Evet, bunların doğru. Faydası var. Bak tabii. Hard copy basmamışsın. Following Portraits of 50 Years basmışsın. Spotify ve benzeri platformlardan yayınlamışsın. Ne iki var? Böyle tüm dünyaya worldwide yayabildin şarkını ama bu olmasın demiyorum. Ama bu var diye de hard copy emeğini de abi CD'ye ne gerek var ya falan. Ya bu yaklaşımla tavır beni hoşnut etmiyor. Bu üzüyor yani. Bu, yok ben zaten buna sinirleniyorum. Ne gerek var demedik zaten. Biz özellikle sadece dediğim gibi öyle bir döneme denk geldik. İşte bu pandemi eve kapanma. İşte o şeyleri konuşuyorduk. Önce dijital platformda yayınlandı. Sınırlı sayıda fiziki bastırma. Yani tabii az önce bahsetmiş olduğum ifade yani 3 günde çöp haline dönüşüyor dediğim yani bu benim de evet ya böyle bu iş diye bunu desteklediğim için söylemiyorum. Maalesef böyle bakıyorlar. Ya bir şey konuşuyorsun adam 2 dakika sonra ya tamam o eskidi falan filan bilmem ne. Yani hayır ya o böyle bir şey yok. Hala ben işte oturup işte Iron Maiden'ların ilk albümlerini falan dinlerim. Hiçbir zaman da eskimez benim için işte Black Sabbath'lar işte Rainbow. Abi öyle bir şey olabilir mi? Ben sana şöyle söyleyeyim. Allah ömür versin 500 yaşına kadar yaşa. Fear of the Dark'ı 450 yaşında yine dinlersin yani. Tabii canım kesinlikle yani, kesinlikle. Hani ne alakası var? Tamam yolda hepimiz dijital platformdan bir şeyler dinliyoruz. Ben şimdi yanıma 30 tane CD ve Discman mi alayım yanıma? Tabii ki değil. Akıllı telefon diye bir şey var herkesin elinde. Hı. Takıyorsun bir abonelikle bitti gitti. Dinliyorsun o ayrı bir şey. Hı. Hı. Ama ben şey yaklaşımından biraz kızıyorum, sinirleniyorum. Abi ne gerek var kasete? CD mi kaldı ya falan filan. Yani CD kaldı abi, kaset de var hala. Yani evet. Yani değişik. Bir de moda olunca da herkes böyle kasetçi CD'ci olmuyor ya, ona hasta oluyorum ben de. Yani normalde evinde iki tane kaseti yok. Abi bir bakarsın moda olmuş kaset, CD, plak. En büyük arşivci çıkar sana. Yani, anladın mı? Yani yani böyle yani kendi az önce değinmiş olduğun konu işte klavye başından yok işte olmamış bu falan filan bilmem ne. Bu konuyla ilgili işimiz gücümüz ukalalık. Ben bu konuda kendimi terbiye ettiğimi düşünüyorum. Yani bir şey bir eser işte ortaya koyuyorsunuz. Sonuçta tamam bugün ne? Flowing Portraits of 50 Years. Okay, tamam. Bu benden çıkmış. Ben böyle düşünmüşüm, böyle ellerime kalpten böyle hissetmişim, beynimde böyle şekillendirmişim, parmaklara böyle dökmüşüm. Bu benim. Ya bu. Tabii ki herkes aynı oranda evet. Beğenmek zorunda değil, şey yapmak zorunda değil. O yüzden kulağımı tıkıyorum artık. İşte var bana da geldi işte. Abi işte orası bilmem ne olsaydı da bilmem ne falan. Ya ben böyle mutluyum. Yani bugün kendi yarattığım bir eseri geçip şöyle bir dinlediğim zaman ben mutlu oluyorsam o bana yetiyor zaten. Abi esas zaten burada öncelikle senin grup üyelerinin kendisinin tatmin olmuş olması. Kişisel tatmin tabii. durumu. Yani önce kendini bir beğeneceksin. Tabii ki bazı aksaklıklar olabilir. Mesela grup üyesi der ki ya şurada gitar tonları biraz daha iyi olabilirdi. Teknik bir şey der adam ona. Yani şarkı kötü oldu demez. Hı. Şarkının direkt trafiğine, ruhuna, ismine cismine kötülemez. Laf atmaz da orada der ki teknik konuşur. Ya şu bas tonlarını biraz daha iyi kotarabilirdik. Ya da ne bileyim şurayı biraz daha şöyle nameli söyleyebilirdim gibi. Hı. Mesela böyle bu tarz diye düşünüyorum. Evet. Ya tabii canım yani sonuçta ben hep... birlikte çalıştığım arkadaşlara da onu söyledim. Yani şimdi şurası olmamış. Tamam, olmamış. Öyle hissediyor. Peki sen ne öneriyorsun? Olmayabilir. Sen ne öneriyorsun? Evet. Karşında bir şey söylüyor musun? İşte parçanın şurasına bilmem ne olmamış. Peki
Yani olabilir tabii. Yani herkes benim hissettiğimi hissetmek zorunda değil. O şekilde düşünmek zorunda değil. Ama peki sen ne öneriyorsun? Bu şeyse ama. Yani grubun aktif çalışanıysa, grupta bir enstrümanistse. Tabii fikir ver o zaman, bilgi ver. Bana bir yardımda bulun o zaman. Yani nesi olmamış? Evet. Ama işte bu tip şeylerle, somut bir takım şeylerle gittiğin zaman aynen dediğin gibi çok da şey bulamıyorsun. Hani net cevaplar bulamıyorsun. O zaman havada kalıyor söylenenler. Tabii tabii. Yardımcı ama olamayacağınız noktalarda yorum da yapmayın. Şöyle olsaydı. Ne, nasıl olsaydı? Yani onun adı ne? Şöyle olsaydı nedir? Onu almak lazım. Evet. Onu öğrenmek lazım. Evet. Mesela bak bir izleyicimiz demiş ki bir torba dolusu demiş. Bir torba kasetim ve CD'm var. Modası geçti dediler bana. Sema Ekol mesela, siz o zaman inandınız ve o bir torba CD kaseti attınız ve birilerine mi dağıttınız mesela? Hani modası geçti dediler. Burada önemli olan sen değerini bileceksin. Yani birilerinin modası geçti, modası geldi, modası geliyordu da yarı yolda kaldı falan demesi değil. Aslında senin o ürünlere, kopyalara ne derece değer verdiğin. Ne demişler? O albümler insanlara ulaşana kadar ne süreçlerden geçiyor, ne anlar, ne anılar var o süreçte. Bunları canlandırarak bakmak lazım demiş Murat. Aynen öyle sevgili dostum. Biz de sana katılıyoruz. Ben katılıyorum sana, evet. Aynen o şekilde yani işte bir mesai harcanıyor orada. Şu köşede benim de işte CD'lerim duruyor hala. Arada bir canım sıkıldıkça açıyorum o kitaplara bakmak. İşte o çekilmiş fotoğraflar. Aynen, aynen. Stüdyo görüntüleri, evet. Enstrüman görüntüleri falan keyif veriyor yani. Sonuçta bu iş keyif iş. Kesinlikle. Peki sevgili Özgür, müzik konuştuk şu dakikaya kadar ama müziğin dışında da yaşamında, hayatında olan başka böyle bir hobiler ya da yapmaktan keyif aldığın bir şeyler var mı? Ya da mesela Tears grubu üyelerinde çok enteresan bir şeyle ilgilenen biri var mı mesela? Yani açıkçası işte müziğin dışında en büyük tutkum futbol. Evet, futbol izliyorsun. Beşiktaşlısın. Kesinlikle. Kongreyesiyim zaten. Beşiktaş kongreyesiyim. Evet, bu hafta yani kazandınız galiba değil mi? Evet evet, işte zaten bu programdan önce maç seyrediyordum. 2-0 mı? 2-0. Evet. Tebrik ederiz. Tebrik i̇şte, ederiz. Motosiklete binmeyi seviyorum. Her ne kadar işte geçtiğimiz yılın sonunda bir ayağımdan ameliyat geçirdikten sonra satmış olsam da motosikleti, yine de inşallah tekrardan bir niyetim var. Şey, çünkü bu enteresan bir özgürlük o. Motosiklette öyle bir durum var değil mi? Bir freedom durumu var değil mi? Yani bir asilik ve özgürlük yani durumu var değil mi motosiklette? Asilik falan şeklinde bilmiyorum. Hiç o açıdan değerlendirmedim ama yani şu kesin. Şimdi ben asi ruh yani o anlamda söylüyorum. Okey. Yani mesela oturduğum yer Anadolu yakası, çalıştığım yer Avrupa yakası. Sabahın köründe 1,5 saate yakın sürüyor arabayla. Şimdi evet. 15 dakika motorla. Şimdi bu motor en büyük step, değil mi? İşte park, gittiğin yere işte bırakıyorsun. Park sorunu yok. Gittiğin yer, nereye gidiyorsan oraya götürüp koyuyorsun motosikleti falan. Yani dolayısıyla o anlamda inanılmaz bir özgürlük şeyi sağlıyor. Seviyorum. Ki İstanbul'da en büyük sorun değil mi? Trafikte özellikle araba park edecek yer sorunu değil mi? Evet, yani park sorunu, işte trafikte geçirilen zaman, geçen işte Mecidiyeköy tarafında Bostancı'dan 1,5 saatte gittim yani. Bu şaka gibi. Dönüşü de öyle. 3 saat gitti sana. Dolayısıyla hani her ne kadar şimdi genelde bizim gibi insanlar bir noktadan sonra, belli bir yaş grubuna geldikten sonra işte İstanbul'a saydırıp Ege sahil kasabalarına yerleşme hayalleri kurarlar ama o işte pek öyle değil. Yani İstanbul başka yine. Yani İstanbul'u doğru saatlerde yaşamak lazım. O da bizim gibi şu an hala çalışma hayatına devam edenler açısından o doğru saatleri yakalamamız çok zor. O da genelde doğru saatler günün ortası. Evet. Ekipte yani asil, işte yaz. Yani asil de motosiklet tutkusu var. Solist arkadaşımızda. Tamam. Cenk zaten mesleği gereği bilişim dünyasında. O tip işlerle uğraşıyor. Evet. Farklı farklı sektörde iş insanları aynı zamanda sevgili dostlar. Türk rock gruplarımızdan Tears. Çünkü hep aynı şeyleri konuşuyoruz. İstiyoruz ki, isteriz ki, tabii ki bunları bu insanlar da ister. Yani şuraya getireceğim lafı. Hani sadece müzik yaparak, albüm satarak, konser vererek
geçimini sağlayabilse keşke bu abilerimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Ama öyle olmuyor. Yurt dışında nasıl oluyor ya da öyle oluyor mu, onu ayrı konuşmak lazım. Ama ülkemizde bir ikinci iş, bir yedek iş, bir part time iş ya da aslında full time olan, mesaisi olan bir işin olacak ve biraz da belki hobi olarak yapacaksın grup müziğini. Yani ben açıkçası şöyle 80'ler ve 90'ların bir bölümüne kadar, 90'ların ikinci yarısına kadar, yani albüm çıkarmak, işte konser vermek gibi kavramlarla dünyadaki birçok ismin yani hayatını çevirdiğini zannediyorum. Ama internet icat oldu, mertlik bozuldu hesabı. Bir dönüm noktası var bu işin. İşte önce hatırlıyorum ben, işte 2000'li yılların başı Türkiye'de iyice yayılmaya başladığı zaman Audio Galaxy falan işte yerler vardı, işte o FTP protokolüyle MP3'ler, işte diskografiler download ediliyordu falan. Evet, evet, evet. Onlar başladıktan sonra artık yani kimse CD satarak falan, yani plak satarak para kazandığını ben düşünmüyorum. Ama tabii bu tip, yani demin de dedim ya, bu işi de bu hale gelmesinden dolayı bunu da fırsata çevirme yönünde girişimler olabilir. Hani bunu nasıl avantaja çevirip de nasıl doğru bir şey yaratabiliriz noktasından hareket. Çünkü en nihayete tamam, adam gidiyor bilmem ne hacker sitesinden albüm indiriyor ama o sayede de senin parçalarını duyuyor bir şekilde. Tesadüfen veya bilerek. Evet, bir evet. Konser verdiğin zaman da geliyorsa, yani Türk grupları için belki bu şey sınırlı ama yani en azından işte atıyorum bugün Iron Maiden'ın albümünü adam indiriyor. İşte severek yine gidiyor dinliyor. Veya işte herhangi bir Amerikalı thrash metal grubunun işte konserine gidiyor. Yani bedava indirmiş olsa bile. Ama ya da şarkılarını tabii indiriyor. Ya da şarkılarını indiriyor. Legal illegal ama gidiyor DVD'sini alıyor mesela. Ya da konserine bilet parası ödeyip giriyor gibi. Yani evet, yani bu açılardan oluyorsa oluyordur. Yoksa hani hazırlanıp çıkarmış olduğunuz bir albümün satışı kaynaklı yani gelir, geçim sağlayabildiklerini ben de çok zannetmiyorum. Yani çok peki kesinlikle. O zaman abi, o zaman hemen şuradan şuraya geçiyoruz. Az da bir süre kaldı çünkü. Tears'a ulaşılabilecek sosyal adreslerine, Instagram, Twitter, Facebook nerelerde var abi? Hemen bir aktarabilir miyiz? Şeyde, Instagram'da Tears Rock 2020. Tamam. Facebook'ta evet. Keza aynı isimle var. Bu kadar şu an için, iki tane sosyal medya. O evet. Hesapları olarak şahsen ben yönetmeye çalışıyorum ama tabii bu işler şey... Yani özel bir mesai isteyen işler aslında. İşte fotoğraf, tabii, görselleriyle falan filan. Çoğaldıkça öyle oldu. O işlere de inşallah biraz... Size bir de bu sosyal ağlarınızı yönetecek bir tane sorumlunuz olması gerekiyor tabii. Aslında o ayrı bir mesai dediğin gibi. Tears Rock 2020 Instagram profili öncelikle, oradan ulaşabiliyorsunuz. Bu arada tekrar edelim. Belki yeni açanlar, izleyenler vardır. Sevgili dostlar, Şubat 2020 Şubat ayında yayınlanan son albüm Following Portraits of 50 Years Spotify ve benzeri tüm dijital platformlarda şu an dinlenmeye açık. Ve belki de her şey normal dönerse bir klipte olacaktır umarız. Abi başka eklemek istediğim bir şeyler varsa artık ufaktan veda faslına geçeceğim ama tabii. Grupla alakalı söylemek istediğim bir şeyler daha varsa. Hatta bugün ekibe yazdım. İşte ortak yazıştığımız WhatsApp grubumuz var oradan. Şimdi yeni parçaların yazımına başladım işte bu sıralar. Yani tamam, çıkardığımız albüm bir senedir işte evde yatıyoruz. Hiçbir aktivite yok. Neticede birikmiş de bir sürü materyal oldu. Şimdi onları tek tek işte toparlayıp yeni kayıtlara falan başladım. Yani niyetim yani bir sene içerisinde falan. Yani 2021'de olacağını zannetmiyorum ama yani 2022'ye girdiğimizde bir albüm daha olacak inşallah. Yani bundan sonra niyetim şey, iki senede bir albüm yapmak gibi niyetim var ekiple o şekilde. Süper. Bir de yola 5 kişi devam edeceğiz bundan sonra. Aha. 5 kişi. Yani ikinci bir gitarist de aldık. Çok yetenekli bir kardeşimiz Doğan Yıldız. O da ekibe katıldı. Çünkü yani albümde hani üst üste kayıtlar yaparak tek başına gitar halledebiliyorsun ama tabii canlı konsere çıktım, o çift gitar varyasyonlarını yapmak için ikinci bir insana ihtiyaç var. Tek başına yapmana olanak yok. Dolayısıyla müthiş yetenekli bir gitarist. O da aramıza katıldı. O da olacak. Bundan sonra yani bir sonraki albümde de çalıyor olacak. Konser programları da inşallah yapabilirsek. Yani işte malum durumlar umarım dolayı. Evet, evet. Bu tip böyle bir aktivitemiz olacak inşallah.
Fiziki CD'lerin basımı işi de yakın bir gelecekte inşallah. Onunla da ilgileneceğiz. Yapacağız materyalleri. Unutma orası. Bakalım şu Winds of Dreamland kasetinden bir kopya bir bak bakalım. Aklımda. Çıkarsa benim kısmetimde var ise. Vardır inşallah. Yani şey istiyorsun. Pekala. Hades'ten çıkan tabii. Orijinal şeyi istiyorsun. Hades'ten çıkan bir kopya var ise harika olur. Sevgili dostlar, Tears grubundan abim Özgür Öztürk'le beraberdik. Abi çok teşekkürler. Seninle bu vesileyle sohbet etmek çok keyifliydi. Tüm arkadaşlara, abilere de buradan sevgiler, selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Katılımcılara da umarım onlar açısından da keyifli bir sohbet olmuştur. İnşallah önümüzdeki günlerde biraz rock'n'roll dolu bir şey yaşarız. İnşallah. İnşallah. Sevgili dostlar, izleyen, yorum atan, destekleyen herkese de çok teşekkürler. Müzik On Air takipçilerine de çok teşekkürler. Abicim öpüyorum. Sevgiler ve rock'n'roll diyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler. Sağ ol. Görüşmek üzere. Eyvallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar.